Merhabalar sevgili bacılarım, değerli kardeşlerim. Sizlere hoş geldiniz diyemiyorum çünkü hiçbirimiz hoş değiliz. Cümleden selamun aleyküm. Nasılsınız diyemiyorum çünkü biliyoruz ki hepimiz aynıyız. Hepimiz üzüntülüyüz. Hepimiz yastayız. Türkiye'miz yasta. Bugün depremin 18. gününde sizlere zoraki de olsa karşınıza gelmeye çalıştım. Ne üzerimi giymek geliyor içimden, ne süslenmek, ne iş yapmak, ne yemek, ne içmek. Hepsi boşmuş. Hepsi yalan dünya. Bu zamana kadar inan ki yaşamışız ama bu yaşadığımız deprem felaketinden sonra birçoğumuzun aklı başına gelmiştir tabii ki. Her zaman aklımızdaydı. Dünya kötü felaketlerden derdim hep. Depremden, selden, yüce Rabbim. Bizleri, sizleri, hepimizi korusun kazalardan, belalardan derken ufak ufak sarsıntılar oluyordu ülke genelinde, hepimiz biliyoruz. Ama fazla ileriye gitmiyordu. Allah'ım, yüce Rabbim bizleri küçük küçük korkutuyordu. Ama biz ilk defa olarak bu deprem felaketinde 18 gün önce kalktığımızda ben gece 4.30'da olmuştu, hissetmemiştim. Kahvaltı hazırlarken böyle sizlere açmıştım. Kamerayı orada oğlumun sesinden, sizler de duymuştunuz, anne bu gece saat 4.30'da deprem oldu ama sana yansıtmak istemedim korkarsın diye. Odur budur tabii ki o gün neyin ne olduğunu bilmeden sadece televizyonu açtık, gördük ve öylesine bir kahvaltı sohbetiyle beraber bu konuyu konuşmuştuk, deprem konusunu. Ve ondan sonra gene oldu, Hatay'da oldu. Hatay depreminde de 6.4 şiddetinde tekrar sallandı. Çok canlar yandı. Allah'ım tekrarını yaşatma ya Rabbi. Dua ede, dua ede, dua ede. İnanın ki elimizden, dualarımızdan başka ufak tefek tabii ki depremzedelerimize yardımlarımız oldu. Allah kabul etsin. Allah'ım tekrarını yaşatmasın. Allah'ım sabırlar versin ki hayatını kaybedenlere. Nice evler yok oldu. Nice genç nesiller, nice yaşlılar, nice orta yaşlılar, nice çocuklarımız, nice bebeklerimiz, hepsi enkaz altından kah sağ çıktı, kah ölü çıktı, kah yaralı çıktı. Hep böyle heyecanlı televizyon izledim. Deprem yayınlarını, son dakika haberlerini, evimin işinden artık kalan zamanlarda çocuklarımla beraber, hep beraber oturduk, izledik. Durum içler acısı. Hani o kadar şehrimiz nasıl böyle yerle bir oldu? Bu kadar şiddetli, yani deprem tarihe yazıldı. Türkiye'de bir ilk. Bizler de şahit olduk. Çocuklarımız da şahit oldu. Allah'ım tekrarını yaşatma ya Rabbi. Ama diye diye maalesef bilmiyorum bu fani dünyaya çok mu taptık? Allah'a iman eksikliğimiz mi var? Yüce Rabbim hepimizi cezalandırdı. Hepimiz. Gözlerimiz gördü. Biz de sallandık burada. Dışarıda arabanın içinde zaman geçirdik. O anları hiç unutamıyorum. Değil ki soğukta, karda, kışta. Biz o kadar hani yıkım olmasa bile yine de sevinemedik. Yine de üzüldük. Yine de ağladık. Keşke hiçbir yer sallanmasaydı. Hiçbir şehrimiz böyle harabe hale gelmeseydi. Türkiye'miz işler acısı. İşler acısı. Gülemiyorum, utanıyorum. Tebessüm edemiyorum, utanıyorum. Giyinemiyorum. Karşınıza geldim ama depremzedelerimiz bizi belki izler diye üzülüyorum. Böyle bakımlı onların karşısında kendimi de göstermek, inan ki vicdanım el vermiyor. Ama her zaman giyinemiyorum. Kaç günden beri, 18 günden beri üzerime böyle ilk defa giydim. Hep evde perişan bir vaziyette, bitkin ve yorgun bir halde. Panik atak oldum. Korkuyorum. Her an olacak diye gene korkuyorum. Sürekli deprem haberlerini izliyoruz. Çocuklar bile anneanne şurada şu deprem olmuş, şurada bu, bir haritalardan gösteriyorlar. Orayı takip ediyorum. Allah'ım sadece bize değil. Hiç kimseye verme ya Rabbi. Tüm dünyaya verme. İnsanlarımızı cezalandırma. Biliyorum ki suçluyuz. Biliyorum ki hepimizin günahları var. İman yoksunuyuz. Elimizden geldiği kadar imanımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama demek ki getirememişiz. Yüce Rabbim eksik görmüş.
fazla dua edememişiz ki Allah'ım bizleri cezalandırdı. Allah'ım gör ya Rabbim, gör insanoğlu ne halde, nerelerde, çadır bulamayanlar var, yıkanamayanlar var, aç kalanlar var ama devletimiz, milletimiz kısa zamanda hemen mağduriyetini depremzedelerimizin giderdi. İnşallah evleri de olur, sıcak bir yuvaları olur. İnsanlarımız çok duyarlı, milletimiz çok duyarlı, devletimiz çok duyarlı. Her yerden yardımlar yağdı. Giyecek, çadır. Ne bileyim, her şey A'dan Z'ye. Hangi birini sayayım? Para, evet, para yardımları da çok oldu. Maddi yardımlar, manevi olarak da yardımlar oldu. Enkaz altından çıkarmak için vatandaşlarımız gönüllü gitti. Hemşirelerimiz, doktorlarımız gönüllü gitti. Ne diyeyim sizlere? Yani çok zor. Yazıyorsunuz WhatsApp'tan, Şükran abla neredesin? Nasıl çıkayım karşınıza? Nasıl vlog çekeyim? Nasıl yemek yiyeyim? Boğazımdan geçerken hep o depremzedeler geliyor, buramda kalıyor yemek. Buramda kalıyor, geri gidiyor. İyi yemek yapamıyorum. Pahalı yemekler yapamıyorum. Çünkü diyorum ki acaba bizim depremzede kardeşlerimiz çadırda yiyebiliyorlar mı diyorum. Hep onlar geliyor aklıma. Tabii ki devletimiz yemeklerini de veriyor. Hepsi aç bırakmıyor. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden, vatandaşlarımızdan. Mağduriyetlerini giderdiler. Evler yapılıyor. Konteyner evler yapılıyor. Tek katlı evler. İnşallah çabuk biter. İnşallah hayırlısıyla sıcak evlerine, yuvalarına dönerler. Çok canlar gitti. Çok. Çok üzülüyorum arkadaşlar. Hastalığım tetikledi. Nefes darlığım tetikledi. Kendi kendimi tedavi ettim evlerde. Yattım kalktım. İşimi yaptım. Tedavimi yaptım. Defnem burada kalıyor. Defnem çok üzülüyor. Ona da üzülüyorum. O da çocuk etkileniyor. Hepimiz üzülüyoruz. Üzülmemek elde mi? İlk defa olarak böyle bir şeyle karşılaşıyoruz Türkiye'mizde. Hep deprem olacak, deprem olacak diye hani söyleniyordu. Sözler öyle duyuyorduk ama içimizden inanasımız gelmiyordu. Bir yanımız olmayacak, bir yanımız acaba olacak mı diye tereddütte böyle düşünüyorduk. Sonunda oldu. Çok büyük deprem oldu, gerçekleşti. Şimdi de İstanbul'da olacak diyorlar. Allah'ım inşallah olmaz. Canlar yanmaz. Koskoca İstanbul'u düşünemiyorum. Hiçbir yerimin, Türkiye'min hiçbir şehrini düşünemiyorum. Hiçbir yerini düşünemiyorum. Yerle bir olduğunu. Allah'ım inşallah söylentiler doğru çıkmaz. İnşallah. Bilmiyorum, devletimiz tedbirler alıyordur. İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın evleri kontrol ediliyordur. Orada yaşayanlar bilir. Biz sadece haberlerde duyduklarımızla kendimizi avutuyoruz. Yaşayan bilir derler ya, Allah'ım hiç kimseye yaşatmasın öyle bir acı. Öyle bir acı yaşatmasın. Sağ çıkanlara seviniyoruz, yaralı çıkanlara bir nebze de olsa seviniyoruz. Çünkü yaralı çıkmış, sağ çıkmış ama vefat edenlere çok üzülüyoruz. Gencecik aileler, yaşlı demeden, genç demeden o çocuklar, Nasıl bir aile söndü, bir akraba söndü. O kadar çok vefat edenlerimiz var ki. Çok zor arkadaşlar. Aklımdan çıkmıyor. Elime bir el işi başladım kafayı dağıtayım diye. YouTube'da video, vlog çekemem. Çünkü içim el vermez. Ben vlog çekerken o yaptığım yemekleri gören depremzede kardeşlerim demezler mi ki? Biz burada açlıktan kendimiz yemek yapamazken, devletimizin verdiği yemekleri yerken, evinde sanki onlara gösteriş yapıyormuşum gibi geliyor. Daha önceleri böyle düşünmüyordum. Fikrim tamamen değişti. Acaba diyorum daha vlog çekmesem mi? Bilmiyorum, şu anda düşünmüyorum zaten vlog çekmeyi. Arada sırada sizleri özlediğim için, sizler de beni özlediğiniz için belki böyle açıklama videosuyla karşınıza gelebilirim. Çok zor. O kadar zor ki arkadaşlar. Diyecek söz yok.
dua etmekten başka elimizden hiçbir şey gelmiyor. Hep dua, hep dua. Allah'ım dualarımızı kabul et ya Rabbi. Bu da bizlere, insanoğluna bir ders oldu. Demek ki iman eksikliğimiz vardı. Dünya malına çok tapmıştık. Şimdi hiçbir şeyin önemi yok benim için. Hiçbir şey. Ne evim var, ne arabam var. Yani düşünemiyorum yani. Ben diyorum ki bu kadar sene kaç yılımızı verdik şu eve sahip olabilmek için. Kaç yılımızı verdik. Bir anda o kadar uğraştığın, senelerce çabalayıp didinip dünyada kendine mekan yaptığın evin mezarın oluyor. Mezarın oluyor. Bir anda gidiyor her şey. Sıfırdan, anadan doğuma başlıyorsunuz ya. Adamcağız çıkmış diyor ki depremzede kardeşim. Evim gitti diyor. Bütün mal varlığım gitti diyor. Çoluğum çocuğum gitti, bir tek ben kaldım diyor. Sıfırdan. O kadar çabalıya çabalıya. Uğraştığımız, edindiğimiz evler. Hep boş ya. Bu dünya hep boş. Dünyada mekan, ahirette iman dedik. Mekanımızı Allah'a çok şükür didiştik, didindik, yaptık ama imanımızı da elimizden geldiği kadar. İkisini bir arada yürütmeye çalıştık. Ama demek ki yeterli gelmedi. İnsanoğlu son zamanlarda yani çok aşırı derecede, yani bilinecek gibi değil yani. Hepiniz bir tahmin edebiliyorsunuz ne olduğunu. Çoğu insanlar derler ya, yaşın yarı sıra kuru da yanarmış. Kurular da yandı. Hiç günah olmayanlar da yandı. Keşke diyorlar namaz kılsaydık da dua etseydik. Bol bol Allah'a yalvarsaydık. İyilik yapsaydık. Hayır yapsaydık. Bir düşkünün elinden tutsaydık. O kadar zenginliklerimiz gitti. Nereye gitti? Nereye gitti? Bir anda kayboldu gitti. Anadan doğma kaldım. Hayat boş. Gerçekten boş. Dünya yalan. Allah'ım düşünemiyorum yani. Kendi başıma gelmiş gibi böyle üzülüyorum gerçekten. Orduya olmayacak diye sevinemiyorum. Ben bir de inanamıyorum yani. Olmayacak, inanamıyorum yani. Olacak, olmayacak diyenlere de inanamıyorum. Onu yüce Rabbim bilir ama çağ o kadar ilerledi ki yerin altı bile biliniyor artık. İnsanoğlu o kadar çok bilgili, o kadar çok hani anlatılacak gibi değil. Nasıl biliyorlar o yerin altında depremin olacağını? Nasıl biliyorlar? Çıktı. Dedikleri çıktı. İnanın şuraya oturdum, karşınıza geldim ama kendimi suçlu gibi hissediyorum. Açıklama yapmak zorunda kaldım. Kendimi sizlere göstermek zorunda kaldım. Çünkü beni çok merak ettiniz. Ben de sizleri merak ettim. Sürekli yazdınız. Allah razı olsun. Sağ olun. Sizler cansınız. Aranızda deprem olan bölgelerde olan kardeşlerim de vardı. Onlardan hiç haber alamıyorum. Hiç haber alamıyorum. Acaba nasıllar? Sağlığı nasıl? Çalış, çabala, ev sahibi ol. Birdenbire memleketi terk et. Sağ kurtulanlar evini taşıyıp deprem olmayacak diye çocukların yanına yerleşiyorlar. Karadeniz bölgesine akınlar var. Ama Samsun sallanmış. Dün akşam defnen bana dedi ki, anneanne dedi, Samsun dedi, 3.4 şiddetinde sallanmış dedi. Olmayacak diye bir şey yok arkadaşlar. Her yere olabilir. Türkiye deprem kuşağı altında. Çok üzülüyorum. O kadar üzülüyorum ki düşündükçe diyorum hayat boş. Gerçekten boş. Hastalığım tetikledi. Evde hava makinesine bağlandım. İzzet abiniz demiştim ya, göğüs hastalıklarından randevu aldık. Sonunda aldık. Gittik beraber. Göğüs hastalıklarına muayene olduk. Ben de oldum, o da oldu. Çok iyi bir ilaçlar verdi. Ordu Devlet Hastanesi'nde Şule Hanım. Soy ismini şu anda aklıma gelmiyor. Göğüs hastalıkları doktoru. Allah razı olsun ondan. Çok iyi bir doktorumuz. Gerçekten o kadar iyi ki arkadaş gibi. Gördü beni. Benim ağzım böyle kapalıydı. Maskeliydi. Gözlerimde baktı böyle bir anda.
Dedi inanamıyorum daha ya dedi. Siz dedi gerçekten bu yaşta mısınız dedi bana. Yüzümü görmeden sadece gözlerime bakarak. Dışı eli yakıyor, içi beni yakıyor. Genlerden gelen dedim bir gençlik. Allah beni böyle yaratmış. Allah'ıma şükürler olsun. Annem de benim gibi gencecik öldü. Saçında bir beyaz tüysü yoktu. Benim gibi dediğim annem 63 yaşında öldü. Yani genç öldü demek istedim. Vefat etti. Ölümün yaşlısı genci yok ki. Doktor yaptığı tetkiklerde ciğerlerimi temiz buldu. Yalnız İzzet'i tomografiye sevk etti. Tomografi sonuçları da bugün yarın çıkacak. Allah'ın izniyle. Bakalım sonuç ne çıkacak? İzzet'in ciğerlerinde %40 sigara dumanı olması olduğu için aslında %20 olması gerekiyormuş. Sigaranın ağırlığı İzzet'te %40 çıkmış. Fazla çıkmış. O yüzden tomografiye sevk etti. Tomografi çekildi. Gittik beraber çektirdik. Sonucunu da bekliyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Ne diyelim? Ne diyelim? Hastalık Allah'ın kullarına verdiği, sevdiği kullarına verdiği. Dünyada Allah iyi kullarını hastalıkla sınarmış. Yeter ki de Allah'ım dermansız dert vermesin. Her derdin çaresi var da. Gördüğünüz deprem felaketinin çaresi yok. İnsanlar evlerini bıraktılar. Eşyasını alan aldı. Hiç kimse o anda eşya düşünemiyor zaten. İnsanın aklına eşya mı geliyor? Her şeyden önce canın geliyor. Bir an önce kaçayım diyorsun. Bir an önce kendimi dışarı atayım diyorsun. Aynısını biz de yaşadık. Oğlum geldi bana ben mutfakta yemek yaparken ayağım kayıyor, gözlerim bayılıyor. Ah ne oluyor bana, başım mı dönüyor dedim. Oğlum geldi anne deprem oluyor, hemen çıkalım. Ben o anda üzerime ne giyeceğim diye aklıma bile gelmiyor. Düşünebiliyor musunuz? Oğlum diyor ki anne eşarbını aldın mı? Ya eşarbımı almaya giderken orada pat diye devrilsek ne olacak? Allah'ım korudu ya Rabbi. Allah'ım herkesi koru, tek bizi değil. Herkesi koru yüce Rabbim ne olur. Hiç kimsenin canını yakma. Hiç kimseyi kötü felaketlerle sınav etme. Çok zor. Çok zor. Yaşadığımız şu binalar sağlam mı bilemiyoruz. Çoğu binalar o kadar sağlam değil ki. Hepsi yerle bir oldu. Müteahhitlerin hatası. Kullanılan inşaat malzemeleri gerçekten çok kalitesiz kullanmışlar. Kul hakkına girmişler. Bu insanoğlunun vebalini nasıl ödeyecekler? Nasıl? 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 Yüksek yüksek binalar bir anda kağıt gibi yere yığılıverdi. Her zaman diyorum ki daha ben yüksek binaları sevmiyorum. Durmam da zaten. Ben zaten sevmiyordum. Elimden gelse ben giderim şöyle düz ayak köy gibi yerde etrafı çevrili tek katlı bir prefabrik ev yaptırırım. En güzeli, en sağlıklısı. Hiçbir şey olmaz. Etrafı bomboş olması lazım. Düz ayak bir yerde. Hayatı böyle yapalım ya. Bu apartman yığınları inan ki var 20 katlı, 30 katlı rezidanslar var ya. 50 kata kadar daha fazla. Yeryüzü bunu bu zamana kadar nasıl tartmış? Hiç kimse düşünemedi ki depremde yıkılır diye. Bir yabancı şehirlerde falan iki katlı, en fazla iki katlı, üç katlı evler var. Dış ülkelerde. Türkiye'de de var. Mesela bizim bu yaşadığımız bölgede de var. En güzeli, en sağlıklısı. Koca koca binaları yaptılar. Her taraf yeşillikte. O yeşillikleri kaybettiler. İstanbul olsun, büyük şehirler olsun. Her yer binalarla doldu. Ne oldu? İnsanoğlu azdı. Ne oldu? Azdı. Ev sahipleri azdı. Kiraları çıkardılar. 1,5 TL'lik kirayı çıkardılar 5 TL'ye. Bu insanlar bu kirayı nasıl verecek diye. Hiç düşünmediler. Ne oldu evleriniz? Yerle bir oldu. Evim var, evim var. Çıkın, 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 çıkın. Kiracıların başının etini yediniz ya. Ne oldu? Allah da sizin başınızı yedi. Bir anda o kadar eviniz yerle bir oldu. Zenginim zenginim diyenler ne oldu?
Zenginlik mi kaldı daha? Hiç bu dünyada zenginliğe de artık ben zaten önem vermiyordum. Ben bu evimin eşyalarını bile alırken rahatlığım için aldım. Sağlığım için aldım. Sağlığım el vermiyordu. Öbürleri çok ağırdı, beni yoruyordu. Astım ve nefes darlığı. Ama hiçbir zaman şımarmadım. Hep mütevazi oldum. Kimseye yüksekten bakmadım. Bakamam da. Ben zaten çok yüksek biri değilim. Hiçbir insan yüksektir. Değildir. Hiçbir insan yüksek değildir. Allah var yukarıda, Allah. Büyüklenmeyelim, kibirlenmeyelim. Söylenecek söz yok. YouTube'a giriyorum, bakıyorum. Başlamış video çekmeye bazı arkadaşlar. Tabii ki çekecekler ama büyük YouTuber'lar, onlar gelirini oradan sağlıyorlar. Sosyal medyadan sağlıyorlar. Evini bakan, çoluğuna çocuğuna bakan, sosyal medyadan para kazanan kişiler, herkes işine nasıl dönüyorsa, kazancı da iyi ise tabii ki aşırıya kaçmamak şartıyla, hiç kimseyi incitmemek şartıyla saygı çerçevesinde çekebilirler. Öyle gülmeler, emojiler, kahkaha atmalar olmaması lazım. Benim görüşüm bu. İleriki dönemde ben ne düşünürüm bilmiyorum. Ben zaten ne büyük ne de çok küçük bir kanal değilim. Normalden biraz aşağı. Yani ben zaten gelirim buradan değil. Benim eşimin Allah'a çok şükür emekli maaşı var. Küçük bir çalıştığı işi var. Görüyorum. Benim aldığım sadece çerez parası. Çeksem de olur, çekmesem de olur. Benim için sorun değil. Önemli olan gelirini buradan sağlayanlar, ihtiyacı olanlar çeksin. Ama dediğim gibi saygı çerçevesinde biraz empati, yani düşünelim, taşınalım. Aynı durumda biz olsak ne olur? Bugün bana ise yarın sana. Demez miyiz ya, hiç yas tutmamışlar bu YouTuber'lar, hala çekiyorlar. De üzülmez miyiz? Üzülürüz. O depremzedeler izlerken üzülmez mi? Üzülür. Bilmiyorum arkadaşlar. Benim görüşüm bu. Biraz empati diyorum. Yani herkesin başına gelebilir. Herkesin. Allah'ım tekrarını yaşatmasın. Her zaman dualarımda hep dua ediyorum Yüce Rabbime. Evde kaldığım şu 18 gün içerisinde sadece ilk gün video çektim. Ondan sonra dışarıda depreme yakalandık. O zaman çektim. O arabada deprem günü, dışarıda geçirdik günü. O zaman çektim. Bir de deprem öncesi videom vardı. Kenarda gizli de saklı. O da öyle bir videoymuş ki yani. O videodan sonra o gece deprem oldu. Ben o videoyu gizliye aldım. Hemen yayınlamadım. Sanki biliyormuşum gibi, içime doğmuş gibi. Arkadaşlar, bugün varız yarın yokuz. Hakkınızı helal edin. Belki yarına çıkmayabiliriz diye. Sizden helallik istemişim ya. İzleyince diyorum ki acaba içime mi doğdu? Ya. Ne yapıyoruz? Bol bol dua ediyoruz. Bu felaketler yaşanmasın. Bu dünya boş. Bu dünya yalan. Ahiretimiz için çalışalım. İyilik yapalım. Kötülükten ne olur ki? Hiç kimse kimsenin canını yakmasın. Kul hakkı var. Zulüme uğrattığınız o kişiler sizi ahirette Yüce Rabbim hepsini yazıyor. Sen buna böyle yaptın diyor. Kulum diyor. Sen razı mısın diyor. Razı değilse o kul yandı. Yandı. Ben razı değilim. Dediği anda benim canımı çok yaktı. Dediği anda hepsinin ahirette cezası çok büyük. Kul hakkına giriyorsunuz. Hiç kimse kimsenin canını yakmasın. Ne çok şeyler öğretti bu deprem bize. Neler öğretti? Büyüklenmemeyi, kibirlenmemeyi, dünya malına tapmamayı, hep üstünlük kompleksi içinde olmamayı, her şeyin iyisini yememeyi. Ben şimdi ne bulursam onu yiyorum. Ne onu illaki olsun diye çabalamıyorum.
Ekmek buldum ekmek, zeytin buldum zeytin, soğan buldum soğan. Şükretmesini bileceksiniz. Şükretmesini bileceksiniz. Tamam, dünyalığımız da lazım. Nereye kadar? Nereye kadar sürekli bu deprem korkusuyla, bu deprem paniğiyle yaşamış olduğumuz Türkiye'mizin, illerimizin birdenbire harabe olup yok olmasıyla, o felaketten sonra insanlarımızın vefat etmesiyle, enkaz altından çıkanları unutabilecek miyiz? Unutamayacağız. Hep kalbimizde, her zaman aklımızda olacak artık. İlk defa böyle şiddetli bir tarihe geçecek bir deprem oldu. Allah'ım oldurmasın, tekrarını tekrar gösterme ya Rabbi. Çok üzgünüz. Yurtça milletçe yastayız. Sürekli dualarla yaşıyorum. Instagram story'e o kadar güzel dualar yüklüyorum ki. O kadar güzel insanı bilinçlendiren dualar var ki. İnsanoğlu kafasına tak demeli. Ben ne yapıyorum ya? Bu kadar lüks düşkünü olmak iyi bir şey değil. İyi bir şey değil. Değil. Niyet çok önemli. Evinize eşyayı alırken hiç kimseyi imrendirmek için almayalım. Ben öyleyim. Giyinirken hiç kimseyi imrendirmek için giyinmem. Ben öyleyim. Yemek için hiç kimseyi imrendirmek, bak ben bunu yiyorum size. Yapmam da yemem de sadece faydalı olmak adına gösteririm. Niyet çok önemli. Sen gösteriş yaparsan, kibir yaparsan, senden aşağı görürsen insanları, büyüklenirsen Yüce Rabbim çarpar. Kalbimizi temiz tutalım. Hep insanlara yüksekten değil, alçaktan bakalım. Kendimizden yüksekleri görmeyelim. Onun şunu varmış, onun bunu varmış. Ne oldu? Var da ne oldu? Yerle bir oldu. Yüce Rabbim aldı elinden bir anda. Yıllarca çalıştı, çabaladı. Ev bark sahibi oldu. Evler mezarı oldu. Ne oldu? Anadan doğma, tekrar başla. Hayata şükret ki canını kurtardı. Canı kurtuldu. Ama nice kardeşlerimiz var. Her şeyini kaybetti. Canı, ciğeri, karısını, eşini, çocuklarını, akrabalarını, annesini, babasını. Ders almalıyız arkadaşlar. Ders almalıyız. Elimizden geldiği kadar hiç kimseye kötülük yapmamalıyız. İmanımızı güçlendirmeliyiz. 5 vakit namazımızı kılmalıyız. Her şeyin başı namaz, dua, Allah'a yakarmalıyız, dua etmeliyiz. Ve olduklarımızla yetinmeliyiz, şükretmeliyiz. Fazlasında gözümüz olmamalı. Gözümüzü kapatıp gittiğimiz zaman ne götüreceğiz? Kefen bile bulunmadı. Bakın depremde kefene bile bulunmadı, öylesine gömündüler. Ya Allah'ın tekrarını yaşatmasın. Yüce Rabbim mekanlarını cennet etsin. Zaten cennet, onlar şehit gittiler. Allah rahmet eylesin. Hayatta kalanlara da Allah'ım acil şifalar versin. Çok zor, unutulacak gibi değil bu travma. Allah'ım tekrarını yaşatmasın. İstanbul'da yaşayan, Türkiye'nin her yerinde yaşayan kardeşlerimiz, hazırlıklı olalım. Depremden ölmek yok. Binaların çürüklüğünden ölmek var. Depremden ölmek yok, tedbirsizlikten ölmek var. Her an, her dakika evimizde eşyalarımızı sabitleştirelim. Eğer kendi evimizse tabii ki. Sabitleştirelim. Çok zor ya, gerçekten çok zor. Ben hep böyle okuyorum da, deprem diyor ki, yatacağınız zaman yanınızda telefonunuzu, şarjını dolu bırakın. Su bırakın. Özellikle bazada yatın. Öyle kaldırmalı indirmeli çek yatlar daha tehlikeliymiş. Bazanın içinde kendinize battaniye ve sarılacak, ısınacak şeyler bulundurun. Deprem olduğu zaman uykuda yakalanıyor zaten. Gece oluyor deprem genelde. Büyük depremler. Hemen ya aşağıya inin, şu şekilde kapanın. Olduğunuz yerde depremi bitmesini bekleyin. Panik yapıp da merdivenlere koşanlar hep vefat etmişler. Merdiven boşluklarında hep vefat etmişler. Kurtulanlar, yatak odasında yatanlar.
Allah'ın takdir ilahisi, Allah ömür yazdıysa tabii ki yaşıyorsunuz. Ama ömrünüz bittiyse, sizin bu depremde öleceksiniz diye kaderinize yazıldıysa, o kaderimizi çekmeye razı olmak zorundayız. Yüce Rabbim öyle istemiş. Allah'ımızın takdir ilahisi. Lafı fazla uzatmayayım. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Rabbim bir daha tekrarını yaşatmasın. Hepinize çok geçmiş olsun. Allah'ım Türkiye'mizin yaralarını saran kardeşlerimiz, iş adamlarımız, devletimize, milletimize, kardeşlerimize, dünyaca gelen, yardım eden dış ülkelerimize çok versin. Allah razı olsun onlardan da, yaralarımızı saranlarından da. Çadırda yaşayanlarımızın da Allah'ım hayırlısıyla evlerine kavuştukları günleri göstersin. Hiç kimse evsiz kalmasın. Deprem felaketinde harabe olan o illerimizi de İnşallah devletimiz oralara da küçük küçük evler yapıp da oralara da yaşanacak duruma getirecektir. Allah'ım devletimize çok versin. Milletimize çok versin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın can bacılarım.